Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Fatih'ten, Fındıkzade'den hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İçerisinde bulunduğum Hazire, efendim kıymetli Şeyhülislam, vaktiyle hayat hikayesini anlatmak nasip olan Molla Gürani Hazretleri'nin içerisinde metfun bulunduğu Hazire'dir. Bugünkü dersimizin konusu ise Devlet-i Aliye'nin 76. Şeyhülislamı, hem tarihçi, hem hattat, hem şair olan kıymetli bir zat huzurunuzda, kıymetli bir zatın huzurundayız. Efendim, Şeyhülislam İsmail Asım Efendi ki bizim İsmail Ağa Camii'nin banisi Şeyhülislam İsmail Efendi'nin de biricik kızına efendim kızıyla evlenmiş olan zat budur. Meşhur Raşid tarihine zeyl yazmıştır zaten. İlerleyen dakikalarda inşallah bu konuyu işleyeceğiz. Efendim kendisinin 3. Mustafa devrinde, Lale devrinde 7 ay 16 gün süren bir Şeyhülislamlık müddeti vardır. Kendisi İstanbul'da doğarlar. Doğum yılı miladi olarak 1685. Yine burada vefat ederler. Vefatı da 1760. Yani miladi olarak 75 sene bir ömür sürerler. Kendilerinin bulunduğu, içerisinde metfun bulunduğu hazire için bir not düşmem gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Malumunuz biliyorsunuz İstanbul eskiden böyle kalabalık bir şehir değildi. Hatta bu şehrin nüfusunun korunması için efendim buraya vizeyle girişler sağlanmıştı. Bugün Avrupa'nın bazı başkentlerindeki öyle nüfus koruma efendim programları gibi İstanbul böyle nadide bir merkezdi. Şimdiki gibi değildi. Daha sonra yollar açılırken birçok tarihi eserin ya yıkılıp ya da yerinin değiştirildiğini biliyoruz. İşte bu hazire de bu akıbete uğrayanlardan biridir. İsmail Asım Efendi dediğimiz gibi Şeyhülislam İsmail Efendi'ye damat olmuştur. Ama tarihteki bazı kayıtlardan okuduğumuza göre daha sonra bir evlilik daha yaptığı efendim bazı kayıtlarda var, hepsinde yok. Hilafını söyleyeni de gördüm. Kazasker Ömer Efendi'ye damat oluyor ki Kazasker Ömer Efendi buraya bir medrese yaptırıyor. Şu an aşağıda yolun geçtiği yere. Daha sonra 1900'lere yakın yıllarda çıkan yangınlarda zaten çok helak olduğu için medrese yol açılırken de efendim yıkılıyor. Hazinesindeki bu Çelebizade İsmail Asım Efendi ve ailesinin kabir taşları buraya taşınıyor kıymetli kardeşlerim. Hemen yan tarafında da İsmail Asım Efendi'nin kızı tarafından torunu Zeynel Abidin Efendi'nin daha heybetli bir kabri vardır. Bu zatın kızı tarafından torunudur. Hayat hikayesine dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, 23 yaşında önce İstanbul'da zaten ilmi bir muhitte yetişiyor. Babası Reisül Küttab Mehmet Efendi. Reisül Küttab da divanda yazı işlerine bakan birimin amiri oluyor. Babasına nispetle Küçük Çelebizade ya da Çelebizade diye anılıyor İsmail Efendi. Böyle ilmi bir muhitte yetiştiği için haliyle güzel bir efendim ilim tahsili de bulunuyor. Feyzullah Efendi, Şeyhülislam Feyzullah Efendi'den mülazım olarak müderrisliğe başladığında yaşı 23'tür. Önce Kenanpaşa Medresesi'nde görev alıyor. Ardından Dizdariye Medresesi ve sonra da Arifiye Medresesi'nde görev alıyor. Ve yaşı 38'e geldiğinde efendim Raşid Efendi'nin yerine kendisi Vak'anüvisliğe atanıyor. Yani devrin tarih yazarı oluyor. Tarihi yazıyor. Güncel tarihi yazıyor. Ve zaten tarihi içinde efendim araştırmacılar Lale Devri'ni objektif bir şekilde efendim yazan bir tarihçi olduğunu ifade etmektedirler. Raşid tarihini, kendinden önceki Vak'anüvis olan Raşid'in yazdığı tarihi zeyl yazmışlardır. Çelebizade İsmail Asım Efendi rahmetullahi aleyh. Daha sonra bu görevini 1. Mahmut devrinde Sami Efendi'ye devrediyorlar. Vak'anüvislik görevi ona veriliyor.
Kendisi de Süleymaniye Medresesi'ne atanıyor. Süleymaniye Medresesi'ne atanıyor ve artık kendisine de kadılık yolu açılmış oluyor. İsmail Asım Efendi rahmetullahi aleyhi. Dediğim gibi kıymetli kardeşlerim, vakanüvislik görevi ve müderrislik görevlerinden sonra efendim İsmail Asım Efendi'nin kadılık görevleri başlar. O önemli vazifeleri deruhte eder. Önce efendim Kudüs payesiyle, yani Kudüs'te kadıymış gibi muamele görerek, o makam kendisine verilerek yeni şehri Fener'a efendim kadı olur ki burası bugün Larissa Yunanistan'dır. Diyeceksiniz ki hocam ne alakası var Larissa'ya, biz niye kadı gönderelim? Biliyorsunuz ki o topraklar 400-500 sene bizim idaremiz altında idi kıymetli kardeşlerim. Bahsi diğer acı bir hatıra olarak onu da nakletmiş bulunayım. Daha sonra efendim Bursa kadılığı, Medine-i Münevvere kadılık görevini alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olarak o şehrin kadılık bir nevi hem kaza fetva görevleri hem de efendim bugünkü belediye hizmetlerin yürütülmesi manasında görev alırlar. Ardından İstanbul kadısı olurlar. Bu kıymetli şehrede efendim kadılık görevinde bulunurlar. Ardından kıymetli kardeşlerim Anadolu Kazaskerliği payesi, sonra Anadolu Kazaskerliği görevinde bulunurlar. Ve efendim çok alışık olmadığımız bir şekilde önce Rumeli Kazaskeri olup sonra Şeyhülislam'a gider ya genelde yol. Bu zat sadece Rumeli Kazaskerliği payesi almıştır ve ardından Koca Ragıp Paşa'nın tavsiyesiyle vefatından dediğimiz gibi 7 ay 16 gün önce Şeyhülislam'lık makamına otururlar. Bu kadar süre görev yaptıktan sonra da zaten efendim kabir taşında okuyacağımız üzere Şeyhülislam'lık görevini yaparken efendim Dar-ı Bekaya İtihal edeceklerdir. Şeyhülislamlık vazifesine getirilmesi miladi 1759'dur. Hicri 1172'dir. Kendisini Şeyhülislamlığa tavsiye eden Koca Ragıp Paşa getirilişine çok güzel tarih düşürmüş. Binde bir ancak düşer bu resme tarihi latif. Böyle bir duruma, bu güzel bir tabloya, bu hoş tabloya herhalde ancak böyle bir tarih düşürülebilirdi deyip devam eder. Cahı fetva olsun İsmail Efendi'ye sait fetva makamı, mahlukatın efendim fetvalarını verme makamı İsmail Efendi'ye mesut ve bahtiyarlık getirsin diyerek çok güzel tarih düşürmüşler. Cahı fetva olsun İsmail Efendi'ye sait satırındaki harflerin ebced değerlerinin toplamı bu zatın Şeyhülislam'lığa getiriliş tarihi olan 1172'yi bizlere göstermektedir. Daha önceki derslerimizde birkaç defa bahsetmiştik. Osmanlı'da gelmiş geçmiş kadın şaireler içerisinde ittifakla en güzel şaire, en kaliteli şaire kimdir dendiğinde Şeyhülislam İsmail Efendi'nin torunu efendim Fitna Hanım'ı olduğunu söylemiştik. İşte aynı devirlerde yaşadığı için, ki dediğim gibi İsmail Efendi'nin damadıdır bu zat. Fitna Hanım da onun torunudur. Dolayısıyla o da efendim bu zatın Şeyhülislam'lığa getirilişine güzel bir tarih düşmüş. Şöyle demiş: Yümlü devlet ile bihamdillah oldu Asım Efendi müftü idin. Efendim bu Asım Efendi efendim dinin müftüsü oldu. Devletin bereketiyle böyle bir makama erişti diyerek o da güzel bir tarih düşürmüşlerdir. Dediğim gibi kıymetli kardeşlerim, tarihler 1173'ü miladi olarak 1759'u gösterdiğinde Şeyhülislam'lık görevini bir hakkın ifa ederlerken 7 ay 16 gün sonra Emir Hak vaki olur. Her fani gibi o da İsmail Asım Efendi de Dar-ı Bekaya irtihal ederler. Vefatına güzel bir tarih düşürülmüş. Asım Efendi kıldı Firdevs-i mekan. Asım Efendi Firdevs cennetlerini kendine makam edindi diyerek hem bir dua mahiyetiyle çok güzel bir tarihte düşürülmüştür. Şimdi gelin beraber siz de kabir taşını okuyalım kıymetli kardeşlerim.
Kıymetli kardeşlerim, çok da heybetli yapılmış kabir taşı İsmail Asım Efendi'nin. Yazısı şöyledir. Hüvel baki, baki olacak, hep var olacak sadece ve sadece Allah-u Teala'dır. Ondan ma'adası, onun dışındakiler hepsi ölümle mahkumdur. Biz kullar faniyiz diyerek güzel bir teselli cümlesiyle başlamışlardır. Allah-u Teala bu zatlara da rahmet eylesin. Bizler de onların halleriyle hallendiğimizde cümlemize kıymetli kardeşlerim affıyla, merhametiyle muamele buyursun. Rabbul İzzet kendisine yapacağımız duamız budur. Rabbim kabul eylesin. Amin. Şeyhul İslam ve Müftil Enam iken bahsettiğimiz mesele kıymetli kardeşlerim. Şeyhul İslam ve Müftil Enam iken, Enam insanlar ve cinler mahlukat demek. İnsanların ve cinlerin mahlukatın müftüsü iken ve Şeyhul İslamlık makamında bulunurken veda'ı alemi fani iden. Fani aleme veda eden. Bugün elveda diyoruz ya kıymetli kardeşlerim. İşte elveda Arapçadır. Veda'un veda etmek, ayrılmak demek. Merhum ve mağfurun le Çelebizade İsmail Asım Efendi ruhi için el Fatiha. Ruhi için el Fatiha. Sene 1173 ki miladi karşılığı 1760'tır. Kıymetli kardeşlerim, içerisinde bulunduğumuz Hazire dersimin baş taraflarında bahsettiğim gibi Çelebizade İsmail Asım Efendi'nin ikinci kayınpederi Kazasker Ömer Efendi'nin yaptırmış olduğu aslında medresenin haziresi iken buraya taşınmış demiştim. Birkaç not oraya eklemek istiyorum. O yaptırdığı medrese bugün yolun olduğu taraflarda. Sonra Asım Efendi o medreseye hizmetler ediyor, orayı genişletiyor, oraya kütüphane kuruyor. Hatta kütüphanesindeki kitaplar buralar yıkılırken umumi kütüphaneye, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne taşınıyor. Hatta İstanbul'daki farklı kütüphanelerdeki bazı mühürlerde İsmail Asım Efendi'nin de mührü bulunduğu için kendisinin çok kitap meraklısı olduğu, bayağı kitap topladığı bundan anlaşılmaktadır. 1892'deki zelzelede medrese hasar görüyor. 18'li yıllardaki yangınlarda da bayağı hasar gördüğü için 1950 yılındaki bu yol genişletmeleri sırasında komple yıkılıyor ve Hazire buraya taşınıyor. Burada bir not eklemek isterim kıymetli kardeşlerim. Ben bu zatın hayatına çalışırken eserlerde gördüğüm şuydu. Bir oğlu var. O da Mehmet Esad Efendi. Edirne'de kadıyken vefat ediyor ve oraya defnediliyor. Ama tarihi yerinde çalışmanın önemini size göstermeyi, anlatmayı burada murad ediyorum. Buraya gelip bakınca kabir taşlarını da incelerken iki tane oğlunun daha olduğunu gördük. Hatta Zeynel Abidin Efendi ki o da torunudur, kızı tarafından torunudur. Bu kızının da şurada yattığını gördüm. Yani İsmail Efendi, dede, bir oğlu Esad Efendi Edirne'de vefat etmiş kadıyken. Burada iki oğlu, iki küçük oğlunun daha öldüğünü gördük. Küçükken belki öldüğü için çok kayıtlara geçmemişler. Şimdi gelin size onları göstereyim. Bu taşlar da tersti, onları düz çevirmeye çalıştım. Biri bu kıymetli kardeşlerim, birinin taşı budur. Çelebizade Asım Efendi'nin mahdumu Mehmet Arif Efendi ruhi için sene 1141 diyor. Babasının vefatı Hicri 1173. Bu 1141'de vefat etmiş. Babası daha hayattayken, küçükken. Bir de burada bir not, mahdumu diyor. Bu çok güzel bir ifadedir. Oğlu demiyor. Mahdum, hizmet olunan demek. Yani kişi çocuk sahibi olmakla ona ölünceye kadar hizmet ediyor nüktesine çok güzel bir atıfta bulunmuş. Böyle mahdum ifadesi kullanırlardı. Yani bizim hizmet ettiğimiz evlat dercesine. Diğeri kıymetli kardeşlerim budur. Çelebizade Asım Efendi'nin mahdumu Mehmet Ataullah Efendi. O da sene 1143, 1141'de bu, 1143'te o. İkisinin de efendim muhtemelen zaten taşlarından da belli. Küçükken öldüğü anlaşılıyor ama kayıtlarda bu kıymetli kardeşlerim geçmemekteydi. Şimdi torunu Zeynel Abidin Efendi, şu büyük şahideli, bu da Şeyhülislam olan zat.
Bunun annesi İsmail Efendi'nin de kızı var. O da şurada metfun. Hüvelbaki, Çelebizade Asım Efendi'nin kerime-i mükerremeleri, kıymetli kızları, merhume ve mağfurun leha Hibetullah Hanım, ruhi için Fatiha 1169. Hibetullah Hanım da kızları, yani size İsmail Efendi 3 oğlu ve bir kızının bu şekilde efendim göstermeye çalışmış oldum kıymetli kardeşlerim. Hepsinin ruhu revnakları şad olsun. Rabbim taksiratlarını affeylesin. Amin. İlmi eserleri, tarih, Çelebizade daha çok Vak'anüvisliği ve bu sırada kaleme aldığı tarihiyle ün yapmıştır. Raşid tarihinin zeyli olarak basılan eser, 1722-1729 yılları arasındaki olayları anlatmaktadır. Lale devri için önemli bir kaynak eserdir. Divan, divanı basılmıştır. Tarih manzumeleri, Asım'ın Vak'anüvis yönünü ortaya koyan ince ayrıntılarla doludur. Gazelleri ise genellikle hikemi ve aşikanedir. Asım, tarih, edebiyat ve has sanatı sahalarında mahareti olan 18. yüzyılın seçkin simalarından biridir. Şiirde Nabi ve Nedim tarzını devam ettiren Asım, daha çok hikemi şiirlerde başarılı görünür. Münşiat, ulemadan Lütfullah Efendi tarafından Asım Efendi'nin 234 mektubunun toplanmasıyla oluşmuştur. Acaibül Letaif, Hoca Gıyasettin Nakkaş'a ait Hıtay Seyahatnamesi'nin çevirisidir. 1419'da Orta Asya ve Çin'e giden Gıyasettin'in tuttuğu seyahat notlarından oluşmaktadır. Bu tercüme Ali Emini tarafından yayımlanmıştır. Mevlevi tarikatına mensup bir derviş olan, ayrıca Arif Abdülbaki Efendi'den hat dersleri alarak talik kırmasında üstad olan Çelebizade İsmail Asım Efendi'nin divanında çok kıymetli, çok nüktedan beyitleri vardır. Bir tanesini seçip sizlere arz ederek dersimi hitama erdirmek isterim kıymetli kardeşlerim. Şöyle der Çelebizade İsmail Asım Efendi, mehi nev bedir olur ama kelef gitmez izarından, olur bir vecih ile aybı nümayan ehli noksanın. Ayın der, küçük halindeyken üzerinde lekeleri görürsünüz. O büyür, dolunay halini alır. Ay tamamen efendim güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır ama hala o yüzündeki, yanağındaki çilvari olan lekeler gitmez. Yani ne kadar mükemmel bir hale gelse de yine üzerindeki lekeler hala görünür. İşte aynı bunun gibi ahlaken fazilet olarak eksik olan adam da hangi yüksek yüksek makama çıksa da, maddi olarak hangi yüksek yüksek efendim meblağlara ulaşsa da o adamın o eksikliğini her zaman onda görebilirsiniz. Ahlak ve fazilet üstünlüğü çok başka bir şeydir. Makam ve mevki onu maalesef düzeltemez diyerek çok güzel bir ifadeyle hepimize ders vermiştir Çelebizade İsmail Asım Efendi. Dersimin sonuna geldiğim şu demde, efendim dersimde adı geçen kıymetli zevatın hepsinin ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.